Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Ve çok ciddi bir tartışma var. Resmi olarak Cumhurbaşkanlığından başlayarak hükümetin hakkıyla kutlamadığına dair bir endişe, kaygı, bir rahatsızlık var milletimizde. Yanlış da değil, mesajlar açık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim günü Donanma'yı Vahdettin Köşkünden selamlayacakmış. Cumhuriyetimizin 100. yılıyla ilgili değerlendirmelerimizi de 29 Ekim günü yapılacak törenlerde milletimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan o geçit törenini İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndan değil Vahdettin Köşkü'nden izleyecek, geçit törenine katılacak gemileri son Osmanlı padişahı Vahdettin'in ismini taşıyan köşkten selamlayacak. Şimdi Cumhuriyet'in nimetlerinden faydalanan bir ekip iş başında. Ama en büyük problemleri Cumhuriyet'e uyuz olmak. Cumhuriyet'e karşı bir alerjileri var. Muhalefet Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 100. yıla yakışır kutlamalar yapılmalıydı derken tepkilere iletişim başkanlığı cumhurbaşkanının katılacağı programlarla yanıt verdi. Tartışma daha da alevlendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılında 100 dev eser, yağlı boya resim sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikleri kabul edecek. Onu da yapmasalarmış. Cumhurbaşkanının kabulü özel bir durum mu oldu? Resim sergisi özel bir durum mu? Zaten yapacaksın bunu kardeşim. Bununla idare edin diyorlar. 100. yıla devletin büyüklüğüne yakışır törenlerin olması gerekiyor. Çağırın yurt dışından liderleri. Burada etkinlikler olsun. Övünelim, gurur duyalım. Anıtkabir'deki devlet töreni, ve Cumhurbaşkanı'nın 29 Ekim'de tebrikleri kabul etmesi Cumhuriyet Bayramı'nın rutin programında yer alıyor. Resepsiyonda aynı törende yapılacak dedi İletişim Başkanlığı. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın kutlama, afiş ve filmlerdeki AK Parti sloganı Türkiye 100 yılının kullanılmasına da tepkili. AKP'nin hazırladığı Türkiye Yüzyılı filminde bol bol saray fotoğrafı var. Her tarafta Erdoğan bir tek anıt bir fotoğrafı yok. Bu kadar geçmişi inkar etmek ancak meczuplukla mümkündür. Her türlü anma programının organizasyonun iptal edildiği bir süreçten sonra cumartesi günü Filistin mitingi adı altında bir miting yapılıyor. Ya bir hafta evvel ya bir hafta sonra yapsanız. İncileriniz mi dökülürdü? Atatürk'ün ismi cuma hutbesinde geçmiyor. Ona rahmet dilemekten, ona minnetimizi, şükranımızı ifade etmekten kaçınan bir diyanet ve iktidar anlayışı var bugün. Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 100. yılındayız. Cumhur İttifakı ortakları Cumhuriyet Bayramı'ndan bir gün önce İstanbul'da Filistin'e destek mitinginde olacak. Akşener Cumhuriyetin 100. yılında iktidarı topluma ayrıştırmak ve kutuplaştırmakla suçladı. Diyanet İşleri Başkanlığı cuma hutbesinde yine Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün adını anmadı. Bugün Cumhuriyetin ne kadar değerli olduğunu tarifleyen bir hutbe dinledim. İçinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmamak ve Cumhuriyetle beraber onu paylaşmamak fikrini ortaya koyan bir aklın, bir zihnin gerçekten bu ülkeye faydası yok. Efendim şimdi işte böyle acılara karşı durduğunuzda çözüm üretmeniz için etkili olabilmeniz için bir kere yapmanız gereken kendi hikayenize, kendi milletinize, devletinize hak ettiği gibi saygı göstermek. Aksi takdirde bu çelişkiyi görenler sizin sözünüze değer vermez. Orada bir sorun var diye düşünürler. Kendi kendileri bile kendi sözlerini dinlemiyor kendi milletlerine kulak asmıyor. Kendi hikayelerini, tarihlerini, liderlerini ihmal ediyor. Biz onları niye dinleyelim derler. Sonra maceralara atılınır. Efendim hırçınlaşılır. Sözümüzün geçmediği, liderliğimizin öyle zannettiğimiz ve anlattığımız gibi olmadığı görülünce, görüldükçe hırçınlaşılır. O da yanlıştır. Çünkü el alem ne yapar biliyor musunuz? Cömert derler malından olursun. Yiğit derler canından olursun. Bu memleket insanı bunları bilir. Şimdi özet diyelim. 100. yılda Süper Kupa eski Cumhurbaşkanlığı Kupası Suudi Arabistan'da. Başka sene yokmuş gibi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yağlı boya resim sergisi var. Atatürk'süz. Bir resepsiyon da yok bildiğimiz kadarıyla. Hani adet yerini bulsun diye bir şey araya sıkıştırılmış gibi duruyor. Üsküdar'da Tayyip Erdoğan sergisi var 100. yılda. Efendim Atatürk Havalimanı'nda Gazze mitingi var 28 Ekim'de ve oradan canlı yayınları orada toplanacak insanların ifade edeceği şeyleri, sloganlarını sonraki gün gazetelerin manşetlerini falan tahmin edebilirsiniz. Atatürk Havalimanı bir de. Ve şimdi görüyoruz ki Vahdettin Köşkü'nden 29 Ekim'de donanma selamlama. Efendim Vahdettin kim? Osmanlı'nın son padişahı. İngiliz muhipleri cemiyeti üyesi. Yani İngilizleri sevenler derneği üyesi. Yahu bir padişah. Can padişah. Halife. İslam'ın lideri görevini ifade ediyor bir yandan. Ya ben şöyle söyleyeyim ben hiç kimseyim ben bir sunucuyum. Burada tarafsız olabilmek sözümün gücü olabilsin diye ben hiçbir derneğe üye falan olmadım. Hiçbir parti hiçbir derneğe hiçbir şeye. Bundan önce yaptığım gazetecilik hayatımda da aynı şey geçerli öyle olsun diye. Yani sözümün bir değeri olsun diye. Hiç hayatımda hiçbir şey üye olmadım değil ki İngiliz muhipleri, İngilizleri sevenler derneği üyesi. Padişah ya. Sonra milli mücadeleye katılanlara idam kararı verdirten, yayınlayan padişah. Sonra bir İngiliz savaş gemisiyle başkentinden kaçan padişah. Şimdi bunların hepsi tarihi gerçekler mi? Evet. Ey büyük Türk milleti. 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan size bir şey anlatıyor, bir şey, bir mesaj veriyor. Ki öyle bir zamandan, öyle bir dönemden bahsediyoruz ki bakın detaylarda saklı her şey. O çok beğendikleri selamlayma yapılacak sarayın adındaki bu insanların dönemi. Koca ülkede tıptan, sağlıktan bahsediyoruz. Her şeyin başı sağlık ya. 500 hekim var, 500. 16 milyon insan var. 15 milyon insan var nüfus 500 ekip. 70 tane eczacı var. Efendim 140 tane ebe var. İmparatorluk. Bir sağlık bakanlığı yok. Yahut ya bu cumhuriyet 100. yılını kutladığımız bu cumhuriyet ilk yarısını yarım asırını bunların borçlarını ödeyerek geçirdi ya. Borçlarını ödedi 1928'de Paris Antlaşması ile üstlendi borçları ve yarım asırı kuruşu kuruşunu ödedi. Kuruşu kuruşunu ederken yanlış anlamayın. 107.528.463 altın lira. 107.528.463 altın lira. Bugünküler sağdan soldan abuk subuk faizlerle borç alıp saçma sapan politikalarla savurabilsin diye. O da öyle sizin artık düğünlerde takamadığınız küçük altınlardan değil. Ata altanı bu. 107-108 milyon diyorum ya. Ah ah.